Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir bölüm İkarus'la beraberiz. Her zamanki gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölüm nerede kalmıştık? Ha, recurve bow yapmıştık. Olympic bow. Türkçe söylemek gerekirse. Şimdi bakalım neler yapabiliriz diyeceğim ama ben biraz önden bir işler yaptım. Aynen. Ne yaptığımızı şimdi size bir tek tek kısadan anlatayım. Wow, oyun... Dur, oyun biraz yüklensin. Yeni bir update yayınlandı. Ondan bugün geç yayınlanacak şey. Bölüm. Bayağı büyük bir update yapmışlar. Bataryalar materyal geldi. Su sistemi, bu sistemi değiştirdiler. Daha su sistemini biz bağlamadık bile bizim şeylere. Yapacağız hepsini zamanla. Bu niye yanıyor? Buna bir bakayım. Et var. Ne yaptığımı göstereceğim size. Dur, oyun bir kendine gelmedi. Nasıl yapsak? Şöyle yapsak 20 eder. Aynen. Tamam. İlk önce platin kazma yaptım. Tamir edilecek bazı çelik malları tamir ettim. Nereye gittik ya? Ha, buraya. Ondan sonra tabii o ara demirler, memirler, platindir, titanyumdur devam etti. Ocakta pişmeye diyelim. Kapatabiliriz bu yapmış her şeyi. Ondan sonra ne yaptım? He, dışarıyı biraz düzenlemeye çalıştım. Etrafında taş şeylerini çizdim. Merdiven yaptım. De bir tane hoşuma gitmiyor. Herhalde ikinci bir sıra daha çıkacağım. Bir tane dar gibi geliyor. Saat kaç ya? 7:30. Ondan sonra demiş miydim? Bir şeyler daha yaptım. Ne yaptım hatırlamıyorum. Bir saniye. He, şey yaptım. Advanced Textile Bench'i kurdum. Neden yapmıştım bunu? Platin kazmayı yapabilmek için kurumuş deri gerekiyordu. Kurt Leaser'de iki şekilde yapabiliyorduk. Bilenler bilir. Ya bunu kurup derileri bunu asıp kurutuyorsun. Ya da burada direkt yapıyor. Orada kurutuyorsun, bekletiyorsun. Burada direkt şuraya basarak tricep ile görüyorsun. Tricep de koydum. Kurt Leaser yapabiliyorsunuz. Hatta biz birkaç tane daha yapalım. Böyle daha hızlı oluyor. Bir de tabii burada şimdi bizim açtığımız zırhlar açıldı. Hallar açıldı. Hallar deneyebiliriz. Abi ben şunu gördüm. Simple Creature Deterrent. O deterrent dediği hayvanları base'inize yakında spawnlamaktan, gelmekten koruyor. Onu kuracağız. Ama bir yatalım kalkalım da gündüz olsun. Gözümüz bir şey görsün. Şimdi deterrentimizi de base'imizin ortasına kuracağız. Selamünaleyküm Mr. Bizon ve Moa'mız. İçeceğiniz var mı? Var. Yiyeceğiniz var mı? Bu yiyecekler azalmış. Bir ara bir yiyecek halledelim ama bölümden sonra yaparız herhalde. Şimdi deterrenti ben yaptım. Hatta yaptım. Şeyini de gösterelim. Advanced Textile Bench'te yapıyoruz. İlerlemiş Textile Bench'te. Burada. 10 tane bozuk et. Bozuk et önemli. Neden önemli? Onu birazdan gösteririm. Risap 20 tane. İşte odun, taş. Ondan sonra kafalık ve kolluklar. Yani bildiğiniz tarlalara dikilen. Biraz ileri git.
Bir şunu bir dikelim de. Bizim ana giriş şuradan herhalde. Şöyle aşağı yukarı ortaya tam da olması gerekmesi. Evet arkadaş, bildiğiniz tarlalara dikilen korkuluk mu diyorlardı? Ne diyorlardı? Skakro. Boglishoy. Türkçe'de korkuluk olsa gerek. Press access to at full, press to access full. Yani full lazım buna. Neyle yapıyor? Spoiled, bozulmuş bitkilerle veya bozulmuş et ile. Bakalım bizde ne var? Neden çok var, neden az var? Burada ikisinden de yok. Yani şeyi de kaldırdım, şu küçük vardı ya. Neydi o? Küçük tier 1'de miydi, 2'de miydi? Silahlar yapmak için 2'deydi demek ki. Şunu, Ender Bench'i kaldırdım. Çünkü bunu yaptım mıydı o gerekmiyor. Bunda ne yapabiliyorsan, onda ne yapabiliyorsan bunların hepsini yapabiliyorsun işte. Çivilerdir vesaire vesaire. Onun için ona gerek yok. O kalktı. Bizde bozuk, ha burada olur olsa olsa. Aynen, bozuk bitki 45 tane var. Bozuk ete bakalım 97 tane var. Biz bozuk bitki kullanalım. Gerçek hayatı düşünerek. Bozuk et daha kötü kokar. Biz bitkilere koyalım. Bizim Mr. Bizonlar, Dizonlar rahatsız olmasın. Koyduk, tamam mı? 7 saat 29 yani 7,5 saat. 45 tanesi iş görecek. Ama oyun içi 7,5 saat. Ondan sonra basık bırak diyor. Aktif diyor bak. Radius 5000 diyor. Bunun ilerlemişleri oluyor sonraki oyunda. Değişik benchlerle yapılabilen. Açtım mı açmadım mı onları bilmiyorum. Bu böyle idare etsin. Çünkü etrafımızda ayırmayı birdenbire belirli veriyor, biliyor musun? Sıkıntı olur o iş. Şunlar gölge oyunu. Gölge oyunu hiç haz etmiyorum şu siyahlardan. Şundan mı geliyor acaba? Bunu kaldırsam mı? Bunun etrafını böyle çekecekti aslında bu duvarları dıştan koruma için. Ama yani taş olduğu için gerekmez aslında. Girişlere böyle yaptık sanki böyle yağmurdan koruyormuş gibisini. Tamam, onu da hallettik. Şimdi bu tekstil bench'i kurmuşken bize iyi bir elbiseler yapmayalım mı? Yapalım. Onu yapabilmek için bakmamız lazım. Ne açtık ne kapattık. Bir saniye. Heh. Bunlar en düşükler. Şu an bunlar üzerimizde. Bu da en düşük kar bölgesi giysisi. Yani ayıları açtık zaten şey için. Neydi onun ismi? Göstermek için kullanacağımızdan değil. Oyunun başlarında levelimiz düşükken işimiz yarardı. 6 tane puanımız olduğunu görüyorum. 3'ten biz 3'ü komple açmaya bakıyorduk. Ona devam edelim. Açmadığımız ne var? Ha bak, bu da yeni geldi. Biofuel Water Pump. Su pompası. Bununla su dağıtabileceğiz şeylere. Aletlere. Tezgahlara. Bunu açalım. Su hortumu zaten açıkmıştı. Yani buradan gidelim. Aa, su şeyi. Su depolamak için diyor. Bu da yeni çıkanlardan. Şu da yeni çıkanlardan. Su dağıtıcı. Etrafa su fiskiye mi diyorlar? Fiskiye. Tarla yaparsak onun ortasına kurup onlara su dağıtıyor vesaire vesaire. Biz bunları açalım. Bu da Metal Rain. Hani bizim bir su depomuz vardı ya, taştan böyle evin şeyine kuruyorduk. Yağmur yağınca su doluyordu. Su kullanıyorduk. Bu onun demir versiyonu, yani bir sonraki versiyonu. Bunu da açıyoruz. Böyle giderse biz bunu komple açamayacağız ha. Şu mermiyi açalım. O da şunları, DLC şeyleri. Bir tane mi kaldı? Şu grenade'i açalım. Kullanacağımızdan değil. Şimdi giysilere bakacaktık. 2'ye baktık mı? Baktık. 3'e bakalım. Zırhlara bakacaktık giysi derken.
Burada ne var ne yok açmışız. Şu üstün kar bölgesi şey, buna kutup ayısı derisi lazım. Onu biraz geç, o bir zor bir iş. Şimdi bu neydi mesela? Bu Desert Exposure Resistance. Bu çöl bölgesi. Bu health regeneration, stamina regeneration. Bu normal herhalde. Cold resistance, heat resistance 14'e 6. Bu heat resistance olması lazım. Aynen 6'ya 30. 14'e 6. Bu biraz normal gibi. Yo, bu soğuk. Aynen, bu soğuk içinde. Soğuğu fazla, 14. Bu da hanta. Bu aynen, bu bize lazım olan olabilir. Biz bunu yapabiliriz. Ama platinum wave diyor. O biraz sıkıntı. Cold resistance, jet resistance. Aynen, bu hanta. Bunu yaptığımızı hatırlamıyorum. Ya yo, bunu giydik, hatırlıyorum da. Biraz tipsiz bir şeydi ya. Tipi önemli değil. Yani ya bunu yapacağız. Şu alttaki 5 seti yaptım mıydı, ne veriyor ona bakalım. Mesela crouching movement speed. Yere eğildim, çömeldim miydi, eğildim miydi, ne diyor artık. %15. Sade bu hızı arttırıyor, diğerleri de arttırıyordur. Ha yok, 5 tamam, set halinde. Eksi %25 hayvanlara tehlike arz etme şey düşüyor. %5'te stamina regeneration. Buna bakalım. Bu health regeneration, stamina regeneration. Bu biraz daha orta. Bir de bunu hiç giymedik herhalde, hatırlamıyorum. Biz bundan yapalım. Ama platinum lazım buna. Platinum wave. Platinum wave o zaman burada açılmış olması lazım. Neyle yapılıyor bir bakalım. Hangi tezgahta? Burada göremedim. Platinum Wave. Bir sonraki şeyde mi geliyor yoksa? Yok, buralarda da göstermiyor. O zaman tezgahın kendisine bakalım. Platinum Wave burada yapılıyordur. Ha, burada yapılıyor. Platinum plakalarıyla yapılıyor. Hem de iki tane. Platinum plakaları yanlış hatırlamıyorsam burada yapılıyordu. Platinum floor mu? Ne diyorsun sen ya? Yok ha, yok. Ben şeyle karıştırmışım. Ev kurma malzemeleriyle karıştırmışım. Platinum trapdoor. Heh. Bir tane platinumdan 4 tane çıkıyor. İki tane de, bir tane platinum VF yapılıyorsa 2 tane edecek bir tane şeyden. Platinum ingot'tan. Platinum ingot bizim şu an kazmaya tamir için lazım. Başka da lazım değil aslında. Bir hesaplayalım bize ne kadar lazım o zırhı yapmak için. Üç, beş, altı, yedi, sekiz tane lazım. Dört tane. Aynen, dört tane harcayacağız herhalde. Onu harcarız. Ona sıkıntı yok bence. On altı eder. İki taneden bir tane yapılıyorsa. Yani sekiz eder. Bize de sekiz tane lazım. Diğer malzemelere bakmamış olmakla beraber. Bu yapadırsın. Şey lazımdı herhalde. Ne lazımdı? Bir saniye bir daha bakayım. O Kurt Liza'yı kim basmışım lazım da. O platinum zımbırtısını yapmak için başka bir şey lazımdı. Burada değil. Burada mıydı? Heh. Fiber. Tamam. Fiber sıkıntı değil. Fiber sıkıntı değil. Ne olur ne olmaz, şu kadar alalım. 16
altın yaptı. Bundan bize aynı hesap kitap tamam. O yapasıya kadar fiberleri yerine koyayım. İade edeyim. Daha başka bir şeyler yaptım diye de hatırlıyorum da ne olduğunu hatırlamadığım için söyleyemeyeceğim şu an. Baya biraz iş yaptıydım önceden. Nasip. Yaptım bu. 2 saniye, 1 saniye çarptı. Yaptı. Şimdi o el zırhı yapalım. Bir de bizim şu an giydiğimizle bir karşılaştıralım. Şimdi inventory. Bizim bu nerede? Biz bunu niye giymişiz gibi görünüyor. Nerede? Kelleden başlayalım. Physical resistance 4. Bununki de 4. Cold 4, Heat 4. Bununkisi 2, Exposure 2, öbürünkisi 3. Health Regeneration 10-10. Stamina ile bunun 20-20. Yani bunun bir sonraki... Nasıl takıyorduk biz onu direkt? Yani yeri açık değil herhalde, ondan diyelim. Vallahi pek bir değişiklik yok. Tip olarak. Hatta öbürü daha güzel gibi. Tamam mıyız? Aynen %20 health ve %20 stamina regeneration'ı elde ettik. Bakalım bir tipimize. Korkulukla karşı karşıya gelelim bakalım kim daha güzel. Bam. Bu niye böyle gölgeli gösteriyor üstünü? Yani daha incelmiş. Eski şeyler daha kabaydı, deriler. Tamamdır. Sizin yiyecek meselesi ya. Bunlara bir de yiyecek bul şimdi. Su sıkıntı değil de. Ama var daha 57. Bozuk demeyin siz. Sizin mideniz hassastır. Okey, onu da hallettik. Bir bakalım o tekstil bench'e başka ne var burada. İşimize yarayacak bir şeyler. İp var. Backpack var. Bizim backpack duruyor mu yerinde? Duruyor. O zaman gerekmez o. Yani halı malı var. Halıları geç. Deneme amaçlı dikilebilir de şu an ihtiyaç görmüyorum. Şimdi buradan bir bakalım. Burada diğer mallar ne? Kantin su. Su, bir suyun yanındayız şu an, lazım değil. Bir yere gidersek yaparız bir kantin. 8 tane diyor, az da değil. Doğru, kantini yapmamız lazım aslında. Ben daha çok tezgahlardan shotgun'ı geç. Shotgun'la bayağı bir shotgun, bir tane daha bir shotgun getirdiler en son patchlerle. Şunun bir üstü pump action gibi duran. Hatta tehtiri de gösteriyordur. 3'e mi getirdiler? 4'e mi getirdiler onu? 4'e getirdiler herhalde. Patchlerde gösterdi de. Mal nerede? Heh, şu trench shotgun. Bunu getirdiler. Yeni bu. Bir de değişik değişik shotgun mermileri getirdiler. Orada büyük ihtimalle buralarda bir yerlerdedir. Ben göremedim şu an. 3'e mi getirmişler? Mermiler 3'e getirmiş olabilirler. Yani burada birkaç bir şey var. Yani o shotgun geldi. Biz bence su işlerine de bakabiliriz. İş çok kafa karışık. Su işlerine de bakabiliriz.
Biz su işlerine bakalım. Mesela bu tezgah da su işi yok. Şunlar mesela çok daha hızlı çalışıyor. Su takarsan, bağlarsan. Bunda active water connection will increase processing speed. Görüyor musunuz? Yani daha hızlı taşları kesiyor. Camda da öyle o. Cam tezgahında da öyle. Bunlarda öyle bir şey var mıydı? Yani buna da su takabiliyorsun. De bunda ne işe yarıyordu bilmiyorum. Mesela bunda suyla yapılan ev malzemeleri daha dayanıklı oluyor. Atıyorum şu an. Bir bakalım. Şu an bu 2500 ise sulu tezgahta yaptım mıydı? 3000 mi oluyor? 3500 mi? 5000 mi? Tam olarak hatırlamıyorum da ne kadar. Suyun öyle bir avantajı var. Bağladım mıydı tezgahlara? Benimkisi niye aç yine ya? Waffle ne çabuk bitiyor. Biz bir su işlerine bakalım bir saniye. Hiç yapmadık çünkü. Steel deme, elektronik deme. 16 steel lazım. 4 elektronik, copper wire sıkıntı değil, epoksi sıkıntı değil. Steel içine bir bakalım. 16 tane steel. 6 var. 16 tane steel. 6 var. 10 tane yapmamız lazım. Neyse ki varmıştı elhamdülillah. Hatta yok dur lan. Bir iki fazla yapalım. Yedek lazım. Tamirlere lazım olur. Bir saniye. Hatta tamire lazım olur derken tamire neden lazım olur? Lazım olmasın. Biz platinumlara geçelim. Platinlere geçelim. Mesela knife. Ha, platinum ingotlarımız yetmez. Tamam böyle kalsın o zaman. Biz birkaç tane daha tamir için çelik yapalım. Fazladan. Şöyle 3 tane. Umarım malları çekmişindir. Geri koyuyorum çünkü. Bakayım. Aynen yapıyor. Yani su bağlantılarını yapalım. Yanlış ben bunu şey sanıyorum. Bu bunu erite dursun. Şimdi 4 tane elektronik istedi. Oo elektronik yapmışım. Ne zaman yaptım ben? Güzel. Kopa wire'ımız da var. İyi o zaman delik yaparız onu çelik eriyince. De mesele su şeyini nereden bulacağız? Burada. Bir saniye açmış mıyım ben onu? Açmışım. Machining bench'te yapılıyor. Yani tipinden yola çıkarak bulacağız. Smoker. Bu da yeni geldi. Bu da yeni mallardan. Eski peçlerin biriyle geldiydi. Tütsüleme meselesi. Aha burada. 12 epoksi. 12 epoksiyi ayarlayalım biz. 12 epoksi. O da var. İyi elhamdülillah hepsi var. Demek ki önden yaptığımız işler işe yaramaz. Yaramaz. Epoksiyi, çeliği buraya. Yine ocak diye buna gidiyorum. Yanlış gidiyorum. On tanesi buraya, üç tanesi öbür tarafa. Bu su pompasını yapadursun. Bir bak yine yanlış geldim. Yedekleri alayım demiştim. Aynen yedekleri aldık. Yedekleri aldık buraya atacağız. Tamiri de burası yapıyor artık. Tamam tamir ihtiyaç olan bir şey yok. Şimdi
Su pompamız hazır, tamam mı? Şey lazım olacak. Hortum lazım olacak. 50 gold, 50 50 gold, 50 bakır var. Başka? Platinum sheet. Platinum sheet 4 tane diyor. Burada yapıyorduk biz onu. Yani bir tane platinum. O da var. İyi, güzel. İşimiz rast gidiyor. Şunun bir tane atma şeyi vardı. Onu unuttum eskiden. Biliyordum. Al sana platinum sheet. Tablomuz da tamam. Şimdi su pompası hakkında ne diyor? Su pompası hakkında pek bir şey demiyor. Bizim su burada. Burada ne taraf? Bu taraf. Ben suyu bu taraftan yapacaktım. Burada suya giden bir iskele gibi bir şey yapmayı düşünüyordum. Balık tutma yapar, balık tutarsak diye. Nasıl yapalım onu? Ya bir deneme amaçlı şöyle bir kuralım şuralara, bir yerlere. Deploy. Suyun içine kurulması lazım diyor. Evet, o güzel. Deneme amaçlı. Yok, bu olmadı. Tankını kestiremedim. Deneme amaçlı şöyle bir kuralım. Bunlar niye tankını göstermiyor? Çevirecektim. Çevirmeyi taktıktan sonra yapıyorduk. Aynen. Arkadaşlar, su tankımız kuruldu. Şöyle bir etrafına bakayım. Şurası önü. Alıp bir daha kuralım. Yapınca tam olsun yaptığımız iş. Ben böyle kurdum. Şöyle olması gerekiyor. Yani tank bu tarafa bakacak o zaman. Mı? Neyse, hiçbir şey anlamadım. Önü arkası. Biz kabloyu şimdi kullanalım. Oh, drop diyor. Ne drop'u? He, doğru ya, bunu biz buraya alacağız. 5. Elimde şu an Presto Intact. Dur lan, activate etme, activate etme, activate et. Biz şey yapacağız. Hortumu takacağız. Nasıl oluyor bu? Place wire. Heh. Daha fazla gelme. Kapı sen bir kapat. Şimdi tamam. Buraya kadar gelsin. Senin su şeye ihtiyacın var mıydı? Yok. Senin var mıydı? Yok. Bunun %100 vardır. Aynen. Bunun var. 2. Yani bunları bağlama işini yapalım. Dur ya, kısa yapmak istiyorum. Ben şuradan şöyle gitmek istiyorum. Ona izin vermiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Ondan sonra bunu bağladık suyla.
Oh, yanmaya başladı. Niye yanmaya başladı bilmiyorum ama. Ondan sonra şu ortadan. Bir tane. Öyle niye yukarı çıkıyorsun sen? Neyse çıksın şimdilik. Bunu izleme işleri var mı bilmiyorum. Gizleyeceğiz. Bunun su bağlantısı yok herhalde. Sarı olmadığına göre. Bunu bağlayamadı nedense. Bir saniye, şu bağladıklarımıza bir bakalım. Aynen, su bağlantısı var. Connection will provide a boost to production rate, operating speed of device. Yani hem daha hızlı hem daha fazla mı yapıyormuş? Öyle bir şeyler. Bunda ne diyor? Bu bazı reseplerde... Aynen bak, bunda gerekliymiş. Balçık. Tuğla yapmak, tuğla yapmada gerekliymiş. Diğerlerinde su gerekli değil bak mesela. Bunu bağlamasak da olur gibi bir şey. Ama yani su, bağlantımız var. O neden olmasın? Yani daha güçlü camdan yapıyor. Aynen bizim şu cam şeyleri değişecek bir ara demişim ben ona herhalde. Sulu bağlantılı şeyden yapacağız. Camlar daha güçlü olacak. O zaman... He onu demişlerdi herhalde. Arkadaşım biri demişti. Bunu sulu cam, hani sulu tezgahla yaparsan cam taş elementleri kadar güçlü oluyormuş. O zaman şu yukarıdakileri kaldırabiliriz yine. Onun o avantajı var camda. Buna niye bağlantı yapamadık? Ha bunun bağlantısı yokmuş. Oh ben öyle bir şey... An active water connection will increase processing speed. Öyle diyor ama bağlantı yapma şeyi yok gibi. O nasıl bir şey öyle bir saniye. Active bilmem ne diyor. Bilmem ne diyor ama bağlantıyı da sağlayamıyoruz. Diğerlerinde bağlandı mıydı sarı oluyordu. Fark ettiyseniz bunda olmuyor mesela. Neyse onu bir araştırmam lazım benim anlamadım onu. Hem öyle dediği halde bağlantıyı yapamıyoruz. Bir de zaten şu köşede bir su şeyi bir şey oluyor diye bunda o da yok. Advanced Masonry Bench bunlar zaten eskiler onlarda su yok. Şimdi bunu gizleme şeyi var mı o önemli. Bunları bir gizleyebilecek miyiz? Çünkü bu hortumların böyle görüntüsü benim göz kanseri oluşturdu bende. Off diyor. Interact, hold the table device on. Interact dedim miydi? Ha burada şeyle çalışıyor. Ben onu hiç unuttum. Biofuel ile çalışıyor. Biofuel üretimine geçmemiz lazım. Tamam onu yaparız yapmasına da. Yani suyu gösteriyormuş. Ben bunları gizleyemezsem vallahi suyu bağlamadan vazgeçebilirim. Baksana şu görüntüye. Duvardan çekebilirdik ama duvardan çekmedi de yani. Bilmiyorum. Düşünmem lazım arkadaşlar. Bu bağlantı yaptı. Mesela bunda bir cam yapalım desek duvar. Altı epoksi. Lan altı epoksi diyorsun. Tamam mı? Başka ne istemişti? 20 cam. 2 ingot. 20 camımız yok. Bu niye yandı biz bunu bağlayınca? Deactivate. 2 ingot. İki demir külçesi. Şeyimiz yok. Cam. Cam malzememiz yok. Glass. Glass. Silika. Silikamız yok. Silisyum. Silisyum. Nerede duruyordu? O çimentoda duruyordu. Aynen. Üç tane var sadece. Neyse onu bir dahaki sefere toplarız.
Ondan sonra aradaki farkı görürüz dayanıklılık açısından. De bu hortumlar hortumlar gizleme işi hangi bir oyunda vardı o? Ark'la mı karıştırıyorum ben yoksa? Neyse bakarız, bir sonraki bölümde bakarız arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Su pompamızı kurduk ama benzin ihtiyacı olduğunu akledemedik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.